Önerişim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir ara video ile tekrar karşınızdayım. Bu aralar böyle ara videoları sıklaştırıyorum ki hani taze kan aksın. Özlüyorsunuz biliyorum. O yüzden bol bol video atmaya çalışıyorum böyle. Kısa da 10 dakikalık, 12 dakikalık, 13 dakikalık videolar. Her neyse. Karşınızda Mesos Traktör proje birimiz var. Yalnız alttaki kağıt yok. Onu aldım şu an buraya koymaya gerek yok diye. Son durumdan bahsedeceğim. Bir de bir takım eklemeler yapmamız lazım. Buradaki test tüpleri tamamen boş gözüküyor. Hepsi karanlık olan alanda toplanmış vaziyette. Beslenme alanı bir hayli kalabalık. Buraya bir canlı hamam böceği atacağım. Lütfen, lütfen ve lütfen. Günah değil mi? Yazık değil mi demeyin. Doğasında bu canlı ölü olarak bulabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz de zaten öldürerek veya ölü böcekler veriyoruz. Fakat major işçileri boostlayabilmek için, yani büyük kafalı soldier, yani asker değil, hasatçı karıncalarda majorlar, yani büyük kafalı olan karıncalar, sağa bir yere koyarım, bu işçi sayısını arttırabilmek için tehdit yaratmamız gerekiyor. Bu tehdidi de yaratmak için hamam böceği atacağız ki koloni buraya X böcekler tehdit anlamında saldırabiliyorlar. O yüzden biz daha çok majör işçi üretelim zihniyetini bu koloniye hatırlatmamız gerekiyor. Bakın bir hayli karmaşık burası, tertemizdi. Görmüş olduğunuz gibi sıkıntı büyük. Etraf kirlenmiş. Yani baktığınız zaman bu plastik kabın aslında bir tık küçük olduğunu görüyoruz ki ben hatırlarsanız küçüğünü kullanacaktım. Burayı şimdilik böyle kullanırız. Yalnız flon çekmediğim için, bariyer yapmadığım için kapağı açtığım gibi saldırıyorlar tabii. Onu halledeceğim kısa bir süre sonra. Yollarda bayağı bir tohum var. Tohumları böyle küçük 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 koymuşlar. Bizim stoperimiz, yani kapattığımız bölgede bayağı bir karınca birikiyor, görüyorum. Hareket çok güzel. Yürüyorlar, geziyorlar. Yalnız buradaki test tüplerinde tabii bir azalma var. Burada azalmadan kastım işçi sayısı çok az duruyor. Buradaki uygunsuz test tüpünü değiştirdim. Hatta yeni az önce değiştirdim. Değiştirdikten sonra ulan dedim dur videoda çekeyim. Burada daha büyük bir test tüp vardı, hatırlarsınız, oturmuyordu. Burayı garantiye aldık. Temiz su, temiz su ve temiz su. Bunların hepsi, hatırlatıyorum, şekerli su koyanlar var bunların için arkadaşlar. Eğer bir kraliçe veya bir koloni bakacaksanız test tüpünü içme suyuyla doldurmanız gerekiyor. Tatlı su olacak, şekerli su değil. Şekerli suyu ekstradan test tüpü içine, işçisi varsa kraliçenin, besin takviyesi anlamında ekleyebilirsiniz. Eklemeniz gerekiyor ama dışarıdan ekleyin. Veya ne bileyim iki test tüplü bir beslenme alanı içerisindeyse evet şekerli sulu test tüp yapabilirsiniz ama ana tüpün mutlaka su dolu olması gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Az önce anlattığım konuya gidersek, buraya bir tane bu tetiklemeyi yapabilmek için canlı hamam böceği atacağım. Orada bir savaş dönecek ve koloni bir tık da olsa tetiklenmiş olacak. Şimdi ben öncelikle hızlıca buradaki problemi çözmek istiyorum. Karıncaların buralara da doluşması gerekiyor ki yüklenme burada olmasın. Alan daha geniş olduğu için üremeye meyillensinler diye. Yani iki tane tetikleme yapacağız. Bir, majör işçiler artsın diye. İki, tamamen karartarak odacıkları daha çok yayılsınlar diye. Evet, şimdi ben şu kırmızı PVC kağıtlarımdan alıp hızlıca test tüpü şey yapıyorum. Ne derler? Kılıfı, cover'ı, neyse artık. Evet arkadaşlar, PVC kağıdımı aldım. Çok hızlı bir şekilde çift taraflı bant. Bu arada benim kullandığım bir yöntem. Böyle yapmayabilirsiniz. Üstüne direkt bant bile çekebilirsiniz. Çift taraflı bant, yani dediğim bu tarafı da bu tarafı da yapışkan. Göz kararı bir şekilde şuraya yapıştırsam yeter gibi mi geliyor. Mantığını anlayacaksınız yaptıkça. İyice ezdim. Sonra yapışkanını kullanacağımız kadarı, şu kadarı yeter. Şöyle yeter gibi mi geliyor. Buradan göz kararı kesiyoruz. Daha sonrasında zıt tarafından da kesiyoruz. Biraz boşluk kaldı ama önemli değil. Hop, kamera GG. Tamam, düzeldi. Sonra test tüpümüzü kalıp olarak kullanacağız. Şu bantla çıkartayım. Bu bantlar, çift taraflı bantlar benim her daim hayatımı kurtarmıştır. Sizin de kurtarabilir. Sonrasında bunu, bu biraz küçük bir şey olacak ama böyle sarmalıyoruz. Evet, göz kararı yaptığım için tam tutturamamışım ama sonra buradan fazlalığı kesebilirsiniz de kesmeyebilirsiniz. Bu
yeteri kadar tutacaktır. Evet. Bir tane yaptık. Doğrudan dediğim gibi bunları, yani bu kalıbı alıp burayı bantlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben şurayı biraz daha ezeyim ki iyice yapışsın. Çünkü PVC kağıtlar biraz kuvvetli, tık diye atabilir. Birinciyi yaptık. Hatta şurada dursun şimdilik. İkinciyi de bantın diğer tarafından kullanacağım. Tasarruf edelim. Evet, iki tane cover yapmış olduk. Bir tanesini, şu sallantı geçsin. Bir tanesini buraya bu şekilde koyuyorum. Diğerinde buraya bu şekilde koyduk mu? Yarı karartıyı yapmış olduk. Buraların açık olması veya kapalı olması önemli değil. Eğer koloni kalabalıklaştıkça ve burada birikiyorlarsa uzununu yapabilirsiniz. Yani az önce aldığım kalıbın 16'lığını, daha uzun test tüpünü kullanabilirsiniz. Şimdi bu ilk güncellememizdi. Proje 1'i başlattıktan sonra koloni zaten oturdu, artık tamamen alışmış vaziyetteler. Bütün yollar onların evi gibi şu an. Benimsemişler yani. Hareketlerinden anlayabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya şu kamerayı şöyle yapıp bir adet hamam böceği atacağım. O hamam böceğini de birlikte gözlemleyeceğiz. Evet, canlı atacağım. Az önce açıkladım. Lütfen bu konuyla ilgili yorum gelmesin. Bunlar normal şeyler. Anormal şeyler değil. Yaklaşık bir senedir yaptığım bir yorum var. Evinde böcek gördüğü zaman telliğin böyle en alt yüzeyle haş diye vurup ezen, ayağıyla ezen insanlar gelip burada vahşet yapmıyor musun kerbezler falan demesi saçma. Gerek yok. Evet, bir tane hamam böceği yakalayıp geliyorum. Hamam böceğimiz burada. Küçük bir boy. Üstten atacağım. Attım. Şimdi içeriye haber gidecek. Buradaki işçiler savaşa başlayacaklar. Yani evi savunmaya. Hamam böceği hareket ettikçe, tepindikçe karıncalar daha çok hareketlenecekler. Daha çok saldıracaklar, öyle söyleyeyim. Majörlerden önce normal minörler saldıracak. Sonrasında majörler devreye girecek. Bakın orada küçük tartaraya ciddi bir saldırı başladı. Şöyle bir ayarlama çekeyim. O neye takıldı ya? Evet, bir pamuğa takıldı. Kurtuldu. Sağdaki hamam böceği yok oldu. Hani onu yok ettiler şu an. Bakın bir tane majör kilitledi şu an bacağını. O majörden kurtulması çok kolay değil tartaranın. Önce ayaklarına, sonra da bedenine girişecekler. Yakalayan bırakmayacak. O şekilde hamam böceği yorulacak, etkisiz hale gelecek ve de karıncalar protein takviyesini almış olacaklar. Şu an tetikliyoruz. Bu yaptığımız şey tamamen, tekrar ediyorum, koloninin majör üretimini arttırmak için yapılan bir şey. Yani normalde ne yapıyorsunuz? İşte hamam böceği çok etrafa zarar vermesin diye test için normalde öldürülerek içine koyuluyor. Şu an kilitlediler onu. Tamamen kilitlenmiş vaziyette. Yes, I did.
Evet arkadaşlar, bu kadar yeter. Hani onu saatlerce izlememize gerek yok. Bu arada bir Korelilere yaptığım bir şey, herkesin yaptığı bir şey. Karınca hobisiyle yakından ilgilenen ve büyük koloniler için uğraş veren hobiciler diyeyim. Bu yöntemi genelde kullanırlar. Koloni sayısı arttıktan sonra ölü böcek yerine canlı böcek vererek koloniyi tıpkı doğasındaki gibi aktif ve canlı tutarlar. Yani yuvasını koruma içgüdüsüyle yaşamaları için bir nebze destek olurlar koloniye. Ben de az önce onu yaptım. Arada bir yapmaya da devam ediyorum böyle şeyler. Onun haricinde koloninin durumu çok iyi. Kayıp hiç yok. Yani buraya transfer ettiğimizden beri hiçbir kayıp, hiçbir bir işçi bile öldüğünü görmedim. Buradaki karartmalardan ötürü işte koloni iyice yayılacak. Buradaki, hatta şu kalabalık kısmı da göstereyim mi size? Orayı keşke gösterseydin demeyin sonra. Bakın şöyle yakınlaştırıyorum. Açalım bakalım. Evet, buradaki kalabalığı ve yumurtaları görün istedim. Görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı bir koloni. Bol bol yumurta var. Kraliçemiz gayet iyi gözüküyor. Kanallar sıkıntısız kullanılıyor. Burada bir avlanma söz konusu şu an. Diğer taraflar sakin. Sadece birkaç işçi geziyor, oralara gidiyor geliyor. Evet, proje 1 Boost'la birlikte devam ediyor aslında. Güzel olacak. Bu koloni büyüdükçe, kanallardan, şu bağlantı noktalarından bu sistemi, şu görüntüyü arttırdıkça güzel bir iş çıkacak gibime geliyor. Sonra da bunu duvara muvara bir yere monteleriz. En kötü duvara böyle bir raf yaparız. Onun üzerine de işte güzel bir beslenme alanı yapıp, ışıklı mışıklı böyle akvaryum gibi, gerçek karayosunlu vesaire. Duvarda da komple, hatta grafitçi arkadaşlarım var, duvara gelip güzel böyle bir grafit yapıp gene bizim çizdiğimizin duvar versiyonu olarak düşünün, monteleyebiliriz. Hop, ayağım çarptı. Bu tarz böyle hızlı hızlı gelen görüntüler, paylaşımlar istiyorsanız yorumlarda bildirin. Zaten ben videoların like'ına göre anlıyorum onu, izlenmesine göre anlıyorum. Karınca hobisine ağırlık vermeye devam edeceğim bu yaz. Ki sürüngenlerden çok eklem bacaklılar bence daha eğlenceli, daha izlemesi keyifli canlılar. Tabii belki de ben böyle düşünüyorum. Her neyse, çok konuştum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.